Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün İsrailliler neden istediklerini yapıyorlardı adlı dersi işleyeceğiz. Ama dersimizden önce ezberlenecek ayetimize bir bakalım. O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu. Hakimler kitabı 17. bölüm 6. ayet. Arkadaşlar, kutsal kitapta eski antlaşmanın 7. kitabının hangisi olduğunu biliyor musunuz? Sırasıyla baktığımızda bu kitaplar Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım, Yasanın Tekrarı, Yeşu ve 7. kitap Hakimler'dir. Hakimler kitabı İsraillilerin vaat edilen Kenan topraklarına yerleşmelerinin ardından geçen 350 yılı anlatmaktadır. Musa'dan sonra İsraillilerin önderi olan Yeşu sadık bir hizmetkardı ve hayatı boyunca Tanrı'ya güvendi. Rabbin vaat ettiği Kenan topraklarını ele geçirdi. Yeşu ölümünden önce İsrail halkıyla birlikte Rabbe içtenlikle kulluk edeceğine söz vermişti. Aradan zaman geçti. Yeşu'nun kuşağından olanların hepsi öldükten sonra Rabbi tanımayan ve onun yaptıklarını bilmeyen yeni bir kuşak yetişti. Bu yeni kuşak Tanrı'dan uzaklaşmaya başladı. İsrailliler Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Putlara taptılar. Rabbi terk ettiler. Çevrelerinde yaşayan ulusların değişik ilahlarına taparak Rabbi öfkelendirdiler. Çünkü Rabbi terk edip putlara taptılar. Rab İsraillileri Aram Naharayim kralı Kuşan Rişatayim'in eline teslim etti. Tanrı İsraillilere savaşırken yardım etmedi. İsrail savaşta yenilip kralın boyunduruğu altına girdi. İsrailliler 8 yıl boyunca bu kralın boyunduruğunda kaldılar ve acı çektiler. İsrailliler Rabbi terk edip putlara taptıkları için bunu yaşadıklarını daha sonra kavradılar. İsrailliler Rab'be yakardılar. Bunun üzerine Rab onlara kurtarıcılar çıkardı. Bu kişilere hakim denildi. O dönemde İsrail'de kral yoktu. İsraillileri kurtarmak için ilk olarak Tanrı tarafından atanan kişi Otniel'dir. Rabbin ruhu Otniel'in üzerine indi. O İsraillileri yönetti, onlar için savaştı. Rab Kuşan Rişatayim'i onun eline teslim ederek İsrail'i kurtardı. Ülke Otniel'in ölümüne dek 40 yıl barış içinde yaşadı. İlk hakim Otniel öldükten sonra İsrailliler yine Rabbin gözünde kötü olanı yapmaya başladılar. Daha önce çektikleri acıları tamamen unuttular. Tekrar Rabbi terk edip putlara taptılar. Rab gözünde kötü olanı yaptıkları için Moav kralı Eglon'u onlara karşı güçlendirdi. Kral Eglon İsrail'e saldırdı. Onları bozguna uğratarak Hurma kentini ele geçirdi. İsrailliler 18 yıl Eglon'un boyunduruğu altında kaldılar. Ama İsrailliler yine işledikleri günahlarını kavrayıp Rab'be yakardılar. Bunun üzerine Rab onlar için Ehud adında bir kurtarıcı çıkardı. Rab Moab'ı Ehud'un eline teslim etti. Ülke 80 yıl barış içinde yaşadı. Sonra İsrailliler tekrar günah işlediler. Tanrı'yı tekrar terk edip putlara taptılar. Tanrı tekrar başka bir ülkeyi kullanarak onları cezalandırdı. İsrailliler tekrar Rab'be yakardılar. Bunun üzerine Rab tekrar bir hakim çıkarıp onları kurtardı. Bu durum 350 yıl boyunca tekrarlandı. İsrail'i kurtarmak için 12 hakim göreve getirildi. Bunlar Otniel, Ehud, Şamgar, Deborah, Gidyon, Tola, Yair, Yiftah, İvsan, Elon, Avdon ve Şimşon'du. İsrailliler günah işlediklerinin farkına varıp tövbe ettiklerinde Tanrı onları bu kişiler aracılığıyla kurtardı. Hakimler kitabı 21. bölümde bir ayette insanların neden tekrar ve tekrar günah işlediği anlatılıyor. Bu ayeti yüksek sesle birlikte okuyalım. O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu. Hakimler 21. bölüm 25. ayet. 350 yıl boyunca herkes tek ve gerçek olan Tanrı'yı terk edip kendi isteklerine göre yaşadılar. Günahlı insan her zaman Tanrı'nın isteğine karşı gelerek Tanrı'dan uzaklaşmaya çalışır. Buna rağmen merhametli olan Tanrı sürekli kendi sevgisini göstererek insanları kucaklamaya hazırdır. Hakimler kitabında Tanrı gerçek sevgisini sürekli gösteriyor. İşte bu nedenle sevgili arkadaşlar, Tanrı'nın isteğini yerine getirmeye, Rabbin çocukları olarak kötü alışkanlıklarımızı bırakıp O'nun sözüne itaat ederek yaşamaya gayret edelim.